teşekkürler geldiğiniz için. Davet için çok teşekkürler. Özlem yazmıştı bana. Can, sana da çok teşekkürler davet için. Şimdi katılımcılar arasında öğrenciler olduğunu daha çok varsayarak çok ağır bir şey hazırlamak istemedim. Normalde medikal görüntüleme dersi verirken anlattığım şeyleri birazcık yani daha böyle hem de geyik seviyesinde anlatacağım. Birkaç örnek göstererek. Normalde benim Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araştırma grubum var. Kalabalık bir grubuz biz. Benim çalıştığım alanlar arasında görüntüleme teknikleri var. Hastalıkların görüntülenmesi, hastalıkların fiziği, bunlar benim çalışma sahalarım. Bu dizinin senaristi eğer bu işlerden biraz anlasa, mesela bilgisayar tomografi çekiyorum dese daha mantıklı. Bilgisayar tomografide X ışını gönderiyorsunuz. Süpermen gibi yani. O zaman bilgisayar yani röntgen çekiyorum falan desem daha mantıklı. Ama MR çekmek çok komplike bir iş. Yani gözünden çıkan bir ışınla MR çekemeyeceğin için şimdi anlatacağım zaten. İş karışık. Yani burada aslında MR yerine bilgisayar tomografi veya dese ki röntgen çekiyorum gözümden işte Superman gibi X ışınları çıkıyor daha mantıklı olabilirdi. Ana fikir bir kere dizilerin bilimle ilgili senin danışmanları olması gerekiyor. Bu önemli bir şey. O çok kritik. Onun dışında dediğim gibi burada ilginç bir nokta daha var hemen söyleyeceğim. Bakın burada tamire gelmediğini söyledi. Başhekim ben bilmiyorum diziyi o yüzden tahmin ediyorum. Tamire gelinmeyen şey MR makinesi. MR makinesi ile ilgili şunu soruyorum. MR makinesi bozulduğu zaman tamiri zor bir makine olabilir. Yani karışık bir teknoloji çünkü. MR makinesi mesela elektrikten fişten çekebilen bir makine ama Can biliyor musun? Fişten çekebilir misin MR makinesini? Yani abi acil bir şey oldu hemen fişten çekelim kapatalım diyebilir misin? Cevap çekemezsin fişten. Çünkü içinde çok büyük bir mıknatıs var, elektromıknatıs var. Süper iletken soğutuluyor. Sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce süper iletken state'e geçiyor. Süper iletken olunca da akım bastığında sonsuza dek döner. Hiç direnç sıfırlanıyor yani. Hani ohm yasasını bilirsin liseden. Sözelci misin, sayısalcı mısın Can? Hocam ben de fizik Biz tamam mükemmel. O öğrencisiyim. zaman ohm yasasını biliyorsun. Potansiyel eşittir akım çarpı direnç. Evet. Tamam. Oradan öyle düşün. Akım direnci düşürdüğün zaman sıfıra o zaman akım dönebilir istediğin kadar döner. O yüzden çok yüksek manyetik alanlara çıkıyorsun. Bu sayede yüksek manyetik alan 3 Tesla'ya çıktı. Bugünkü hastanelerde 3 Tesla cihazlar var mesela. Sıcaklık artışı ve erime problemlerinden kurtuluyorsun bobindeki. O yüzden bunlar önemli problemler. Çok enerji basman lazım. Bunların hepsinden kurtuluyorsun. O yüzden MR makinesini fişten çekmek aniden kapatma diye bir kavram yok. Sürekli olarak soğutulması gerekiyor. Eğer soğutulmazsa mıknatıs zarar görür. O zaman bozulma öyle oluyor. O zaman ayva yiyebilirsin yani. Tamam bunu buraya kadar devam edeyim. Şimdi fizikçiler neden muhteşem insanlar? Fizik neden muhteşem? Şimdi ölçeğe bakalım. Bakın canı isteyen kozmoloji çalışıyor en tepede. Sağ üstte. Canı isteyen en aşağıda 10 üzeri eksi 15 metre. Yani orada nükleer fizik çalışabilirsiniz. Kuantum fiziği çalışabilirsiniz. Atomlar 10 üzeri eksi 10 metrelerden bahsediyoruz. Gezegenler, astronom olup gezegenlere bakabilirsiniz teleskopla. Veya ilgilendiğiniz konu benim gibi hücreler olabilir. Yani insan vücudundaki fizik olabilir. O zaman daha normal. Biz etrafımızda gördüğümüz ölçekler geçer. O yüzden fizikçiler çok farklı ölçeklerde çalışıyorlar. Bu ölçekler zaman zaman birleşiyor. Bu uzaysal ölçek, zamansal ölçeği buraya hiç koymadım bile. Zamansal ölçek bizi hep de buraya koyduğum zaman ortalık darmadağın olur. O yüzden fizikçiler yine her zaman ölçeğinde çalışıyorlar. O yüzden çok keyiflidir fizik yapmak. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda, dünyanın her yerine baktığımızda belli hastalıklar konusunda çok yatırımın fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de en çok yatırımın olduğu hastalardan bir tane hastalıklar bizi kardiyovasküler hastalıklar. Böyle devam ediyor. Onun dışında orta kan şey var, kanser var. Sonra da neuroscience, sinir bilim, bağışıklık hastalıkları böyle devam ediyor. Bunlar farklı ülkelerin farklı problemleri. Bizde kardiyovasküler hastalıklar birinci sırada, ikinci sırada kanser geliyor. Ama 2015'teki yayına göre. Tamam. Bunları biliyoruz.
Peki mesela bir problemimiz var. Yaşlanıyoruz hepimiz. Yani nüfus yaşlanıyor. Orta ömrü artıyor. Örneğin Japonya'nın artan nüfusuna bakarsanız 2050 yılında kaç kişinin 70 yaşın üzerinde olduğuna bir bakın. Şu anda kaç kişinin 100 yaşın üzerinde olacağına bir bakın. Tamam mı? Acayip bir popülasyon 100 yaşın üzerinde olacak Japonya'da 2050 yılında. O yüzden yaşlanan bir nüfustan bahsediyorum. Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus yaşlanıyor. Bu büyük bir problem haline geliyor. Sağlık sektörü için de büyük bir problem haline geliyor. Tamam mı? Bazı hastalıklarla uğraşmak daha çok yatırım yapmamız gerekecek. Psikolojik rahatsızlıklar, şeker, kanser, eklem bozuklukları, kardiyovasküler hastalıklar bunları saydım. Buraya harcanan paralar artacak. Bu gördüğünüz slaytta sönebilirsin değil mi Can? Sönebiliyorsun. Sön'deki medikal fizik çalışan bir hocanın slaydından aldım. Sağ tarafta ismi yazıyor, bakabilirsin sonra istiyorsan. Tamam. Yine bu konularda görüntüleme, yani MR makinesi bir görüntüleme cihazı. Bilgisayar tomografi bir görüntüleme cihazı. İnsanları görüntüleyebiliyoruz. Hayvanları görüntüleyebiliyoruz. Yaşayan şeyleri görüntüleyebiliyoruz. Hatta yaşamayan şeyleri de görüntüleyebiliyoruz. Çok çeşitli uygulamaları var. Ama ben sadece yaşayan şeylere odaklanayım şu anda. O zaman cihazları en hastanelere gittiğinizde öğrenebildiğimiz hastanelerdeki cihazları, ultrason çok meşhurdur. Ses dalgalarıyla çalışıyor. O tamamen söyleyiver, güvenli bir şey söyleyiver, yöntem ve tekniği. Belli sınırlar içerisinde defalarca kullanılmadığı sürece sıkıntı işermiyor ama iyonize radyasyon olanlar var, iyonize radyasyon olmayanlar var içeriğinde. Bunların hepsi önemli. Okey. Onun dışında devam edelim. MR var dedik. Manyetik rezonans görüntüleme dedi. İyonize radyasyon yok. Nedir onlardan bahsedeceğim. Bunların hepsine baktığımda optik görüntüleme yukarıda ama bizim en çok PET-SPECT yani pozitron emission tomografi, single photon emission computed tomografi bunlar bildiğimiz kuantum fiziği. Neyle alakalı? Gama ışın çıkıyor. Yani aslında radyoaktif bir takım elementler var. Radyoaktif bir takım ilaçlar var. Sürekli olarak dışarı pozitron veya gama ışını atıyorlar. Ve pozitron atanlar, pozitron elektronla birleşip çok yakın bir yerde hemen çıkar çıkmaz o radyoaktif ilaçtan iki tane gama ışını oluşturuyor. Gama ışınları dedektörler okuyor. Aynı şekilde SPECT dediğimiz cihazda da gama ışını tek bir tane gama ışını okunuyor. Onda da özellikle sadece gama ışını atan bir radyoaktif element enjekte edilebiliyor hastaya. Nereye bakacaksınız? Bunların hepsi çok güzel. Ben bugün sadece MR'dan bahsedeceğim. Kuantum mekaniğinden bahsetmek istediğim için birazcık. Tamam, şimdi mesela kanser diye bir hastalık var. Bu kanser hastalığına bakarsanız çok değişik ölçeklerde anlamak ve saldırmak gerekiyor problemi. O yüzden bir sürü fizikçi bunlara bakıyor. Şimdi bunların da bir önemi yok. Ama kanser araştırmalarındaki en önemli amaçlardan, en büyük zorluklardan birkaç tanesine bakarsak, en büyük 7 zorluğa bakarsak 3 tanesi fizikle direkt alakalı. Dördüncü olana bakalım. Görüntüleme teknolojisini ilgilendiren tehlikeli ve tehlikeli olmayan kanserleri görüntüleme teknolojisiyle ayırmak birbirinden hangisi tehlikeli, hangisi değil, hangi tedaviyi uygulamak gerekiyor? Bu görüntüleme teknolojisiyle alakalı. O yüzden 5. ve 7. konulardan bahsetmeyeceğim. Ama görüntüleme teknolojileri sayesinde birçok kanser türünde ölüm oranları düştü. Meme kanseri buna çok güzel bir örnek. Tıpla beraber tıbbi görüntüleme cihazlarının ilerlemesiyle ölüm oranları düştü. Dünyanın her yerinde olmasa bile bazı ülkelerde düştü. Peki. Peki fizikle kanser diye araştırdığınızda fizikle kanserin aslında ilk bir araya geldiği yer radyoterapi dediğimiz bir alan. Yani tehlikeli kanser tümörleri, kanserli tümörleri tedavi etmek için en temelde mesela en yapabileceğiniz şey radyasyon onkolojisinin alanına giriyor. Bu radyasyon yani yüksek enerjili radyasyon göndermek, iyonize radyasyon. İyonize radyasyon sayesinde tümörü etkisiz hale getirmeye çalışabilirsiniz. Bu radyasyon onkolojisi denen sahayı ilgilendiriyor.
radyasyona bakarsak eğer ne olduğuna, bu önemli bir saha. Yoğunlaştırıcı radyasyon, tek bir hidrojen atomunu düşünelim. İçinden hidrojen atomun çekirdeğinde proton var, bir tane de elektron var. Elektronu protondan koparmak için gerekli enerji 13,6 elektron volt dediğimiz enerji. Bu enerjinin üzerindeki her türlü foton yoğunlaştırıcı radyasyon oluyor. Parçacık veya foton, yani ışık yoğunlaştırıcı radyasyon oluyor. Çünkü vücudumuzda çok sayıda hidrojen var sudan dolayı. Ve yoğunlaştırıcı radyasyon mutasyonlara yol açabiliyor. Kalıcı etkileri var. Yani bizim deterministik etkileri bir de stokastik etkileri var. Deterministik etkileri yanmadır, işte cildin zarar görmesidir çok yüksek dozlarda. Stokastik etkileri, yani tam olası etkileri de kanser, mutasyonlar ve kanser. Kanseri özellikle örnek gösterebilirim. Bunlar var. İşte bakarsanız iyonize radyasyon. İyonize olmayan radyasyon bu güzel bir şey. Gördüğünüz gibi hastanelerde ne kullanıyor? X ışınları var, gamma ışınları var. Hepsi kullanılıyor aslında. Mesela MR makinesi sol altta, 1,5 Tesla MR makinesi var, görüyor musunuz? En sol altta. MR makinesinde tehlikeli radyasyon yok normalde. Tamam. Evet, o yüzden MR makinesi içine girmek, birkaç kere girmek, yani riskli değil bilgisayar tomografiye kıyasla, sadece yüksek manyetik alan olduğu için. Çok yüksek manyetik alanların uzun vadeli insan üzerindeki etkileri çok da iyi bilinmediği için şu anda, en azından verisel olarak yok. Sistematik bir çalışma görmedim ben azından. O yüzden hani gereksiz yere girmeyin. Ama bilgisayar tomografiden farklı. MR'da iyonize radyasyon yok. X ışını yok, gamma ışını yok. Sadece gürültü var. Bam 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 diye gürültüler olur. Kafanız şişebilir. Uzun bir tüp şeklinde. Tamam. Bir de kısaca şundan bahsedeyim. Muzeşdeğer doz diye bir şey var. İyonize radyasyon, yani bizim için tehlikeli olan radyasyonu muz cinsinden ifade edersek, muzda potasyum olduğu için azıcık da olsa zararsız miktarda radyasyon var, yani iyonize radyasyon 0,1 mikrosievert diyelim buna. Mesela ölümcül radyasyon diyelim ki 100 milyon muz yemeye denk radyasyon. Diş röntgeni 50 muz, günlük ortalama oturduğunuz yerde şu anda etrafınızdaki insanlar ya da başka meselelerden, havadan 100 muz yemiş kadar günlük ortalama alabiliyorsunuz iyonize radyasyon. Dünyanın farklı yerlerinde bu miktar değişir, farklı şehirlerde değişir, farklı mahallelerde değişir. Bunların ölçümleri yapılır, bilirler, insanlar bilir, ülkeler bilir. Mesela akciğer filmi, mamografi, taş binada bir yıl yaşayınca veya uçakla gidip geldiğinizde New York'a 500, bir seferde 500 muz yemiş kadar doğal radyasyona, iyonize radyasyona maruz kalıyorsunuz. Bu genelde yukarıdan, yani uzaydan gelen radyasyon da çok, kozmik radyasyon dediğimiz bir mesele var. O da etkili oluyor burada. Buradan çıkaracağım sonuç, iyonize radyasyon miktar olarak düşük olduğunda bizim için tehlikeli değil. Bu çok önemli. Çok yüksek dozlara, bu doza da ne kadar süre maruz kaldığımız önemli. Ne kadar süre maruz kaldığımızı bilirsek, ne kadar doz olabilirsek ona göre kendimizi ayarlayabiliriz. Mesela sigara içen insanların ciğerleri bayağı ciddi miktarda radyasyona maruz kalıyor, iyonize radyasyona. Yani sürekli sigara içen birinin mamografiden korkması bana çok anlamlı gelmiyor. Çünkü sigara çok daha tehlikeli. Ve sigara içen insanların büyük çoğunluğunun, akciğer kanserine yakalananların büyük çoğunluğunun yakalanma sebebi iyonize radyasyon değil. Sigara içindeki kimyasal maddeler. Çünkü bunun da çalışmaları yapılmış. Ama gördüğünüz üzere sigara tiryakisinin ciğerleri bir yılda 1,6 milyon muz yemiş kadar iyonize radyasyona maruz kalıyor toplamda. Ama sebebi de şu demiştik, tütün. Tütün içinde yetiştiği toprağa göre radyoaktif elementler olabiliyor. Polonyum-210 bunun en önemli kaynaklarından bir tanesi. Başka elementler de var. Yarılanma ömrümüz 38 gün. O yüzden bunlar önemli. Peki sigara şirketleri bunların temizlenmesi için bir şey yapıyorlar mı? Bildiğim kadarıyla yapmıyorlar. O yüzden maruz kalıyorsunuz içiyorsanız.
Etrafınızdakiler içiyorsa yine maruz kalıyorsunuz. Tamam, buna geçelim. Tamam, radyografi en sık rastladığımız teknik. Can, bir yerini kırdın mı bugüne kadar hiç? Kırdın mı kol, ayak, bacak falan? Yok ama sanırım radyografi yapıldı bana da. Yani röntgen Görüyorum. çekildi herhalde, değil mi? Evet, Röntgen evet. çektirmeye gidiyorsun. Akciğer çekilebilir, kemik çekilebilir. Özellikle COVID dönemi radyografi ve bilgisayar tomografi önemli oldu teşhis konusunda. Biliyorsunuz, çok duymuşsunuzdur. En çok rastladığımız diş röntgeni. Dişçiler çekerler diş röntgeni. Onun da ne kadarlık muza denk geldiğini söyledim. 50 muzdu hatırlarsan. O yüzden çok korkacak bir şey yok. Ama 10 kere üst üste çektirmek iyi bir şey değil yani, o önemli. Ama gerekmediği sürece bunlardan sakınmak tabii ki mantıklı. Çünkü bizim mutasyon dediğimiz şey olasılıksal bir şey. Olasılıksal bir şey. Peki, böyle güzel görüntüler alabiliyorsunuz. Ama Can şöyle düşün, eskiden bundan çok önce, mesela 300 yıl önce bir insanın bir kırığı olduğunda içeriği görmenin imkanı yok bu şekilde. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli şeyler. Şimdi biz insanların vücutlarına zarar vermeden ne tür problemler var içlerinde görebiliyorlar. Bilgisayar tomografiye dikkat edin. Biraz önceki röntgene benziyor. Bu sefer X ışın tüpü var. Döndür. X ışın tüpünü, değişik açılardan görüntü topla. Ve bu da senin açıkçası bilgisayar tomografide 3 boyutlu görüntü oluşturmana. Tomografi lafı o zaten. 3 boyutlu görüntü oluşturmana yardımcı oluyor. Can, burada görmen gereken şey çok dar değil mi? Bu geniş bir şey değil, uzun bir şey değil. MR tünel gibidir. Bu çok daha dar olur. MR'ın içinde bir tane mıknatıs var çünkü. Bunda sadece dönen tüpler veya dedektörler var veya dönmeden de yapabiliyorsun. Ve bilgisayar tomografinin kendisi kullanılan teknolojiye göre bunlar böyledir. Bunun içinde de dediğim gibi X ışınları gönderiyorsun. X ışınları vücudun içinden geçince kemikten daha az geçiyor, kalsiyum olan yerden. Yumuşak dokudan çok daha fazla geçiyor. O yüzden gölge oluşuyor. Oluşan gölgelere bakabiliyoruz. O da gölgeler böyle. Mesela beyin dokusunda bakılabiliyor. Gölgeler böyle gözüküyor. Tamam mı? O yüzden beyni MR'la da bakabilirsin. Çok güzel görüntüler olabilir. Bilgisayar tomografiyle de bakabilirsin. Artık insanlar bakarken kontrast maddesi kullanıyorlar. Çok ilerledi. Yani tıbbi görüntüleme teknolojisi çok ilerledi. Onu söyleyeyim. Şimdi MR'a geri gidersen, MR, Can, bir şeyi dikkatini çekecek. MR daha uzun, tünel gibi değil mi? Bakarsan tünel gibi, CT'den farklı. Sebebi, içinde uzun bir bobin var. Hani fizik 201 ya da 102 derslerinde öğrendiniz. Ankara Üniversitesi'nden sen de Ankara Üniversitesi'nde öğrencisin değil mi? Yanlış mı biliyorum? İlkentim Bilkent, tamam hocam. Can, kusura bakma artık. Sonuçta Estağfurullah. Ankaralısın sen de, tamam. Evet. Şöyle, elektrik ve manyetizma derslerinde solanayı, elektrik manyetik alanını görüyorsunuz ya, o manyetik alanı düz kabul ediyoruz. Amper yasasıyla buluyoruz, hesaplıyoruz falan. Onun düz olması için bu solenoidin biraz uzun olması lazım. İçeride düzgün bir manyetik alan oluşturmak için bu mıknatısın uzun olması gerekiyor. Çok dar yapamazsın. O zaman manyetik alanda çok fazla fluctuation olur, düzgün olmaz. Bu da görüntünün kalitesini çok bozar. Mesele o. Tamam mı? Onun için. Yani fizik, elektrik ve manyetizma dersindeki solenoid problemine benziyor. Onun gibi bir manyetik alan var içinde. Güzel görüntüler alabiliyoruz böyle. MR'da iyonize radyasyon yok. Çok önemli bu. Bir takım gürültüler oluyor MR çekilirken. Bunlar da orada bir takım devreler var. O devreler seri radyo dalgaları gönderiyorlar. Radyoları okuyorlar. O yüzden oluyor. Bunları geçelim. Bu da nükleer görüntüleme cihazları böyle gözüküyor. Tam işte kuantum mekaniği. Yani biz modern fizikte bunları görüyoruz. Maddenin, ışığın maddeyle etkileşimi hangi vesileyle olur, hangi mekanizmalarla olur? Birincisi fotoelektrik soğurma. İkincisi kuantum saçılması. Mesela bunlar çok önemli problemler. Dokuda medikal görüntüleme yaptığı hastanede çalışan cihazların çoğunda bunun mekanizmalar var. Optik soğur, yani fotoelektrik soğurma, fotoelektrik absorption dediğimiz şey, fotoelektrik soğurma
Bilgisayar tomografi röntgen için anormal önemli. Orada bunların güçlü olmasını istiyoruz ki görüntüler, gölgeler güzel çıksın. Saçılma olursa eğer, Compton saçılması çok olursa, örneğin Can röntgen çekilirken, kusura bakma hep sana söylüyorum ama oradasın, tamam. Can, affet beni, sen bundan sonra beni sevmeyeceksin ama yapacak bir şey yok. Röntgen çekilirken yanına kimse istemezler, değil mi? Neden istemezler hocam? Radyasyon almasın diye olabilir. Evet, ama Compton saçılması oluyor hastada. Hastanın kendisi radyasyon kaynağı oluyor. Yani gelen, röntgen görünen Compton saçılmasını işlemişsinizdir eminim bir noktada modern fizik dersinde. Saçılma oluyor. Radyasyon saçılıyor vücuttaki atomlarla etkileşime girip gönderdiğim ışık, fotonlar. O da etrafa yayıldığı için yanında durman iyi değil. Bilgisayar tomografide veya röntgen. Dışarı çıkman gerekiyor. Teknisyenler de kurşun bir şey giyerler. Değil mi? Bunlar önemli şeyler. Compton saçılmasından. İyi olan şey fotoelektrik soğurma, görüntülemede istemediğimiz şey Compton saçılması. Hastanelerdeki rutin görüntüleme teknolojileri için söylüyorum. Tamam mı? Peki. Bunları böyle ultrason görüntüleme tamamen klasik fizik problemi. Kuantumla bunun pek bir alakası yok. İstersek bağlarız ama ilgisi yok. Ses dalgası gönderiyorsunuz. Ses dalgası yayılıyor. Yansıyor. Bir kısmı ilerlemeye devam ediyor. Tekrar yansıyor. Ortam değişince yani sesin yayıldığı ortamdaki hızı değişince yansıma oluyor. Bu yüzden de görüntüleme yapabiliyorsunuz. Ultrason görüntüleme sıcaklık arttırıyor falan gibi söylemler var ama yani anormal miktarda yapman lazım yani o sıcaklıkların tehlikeli olması için. O yüzden ultrason aslında bütün bu görüntüleme cihazları arasındaki en güvenli, en rahat, en ucuz, değil mi? Ucuz cihaz. O yüzden de bebeklere bakıldığında, yani bebekler için çok önemli. Bebeğin cinsiyeti, bebeklerin bazı hastalıklar sahip olup olmadıklarını önceden aileler bilmek istedikleri de bakılıyor ultrasonla. Bunlar önemli olabiliyor. Yani ultrason çok yani uzun uzun sosyolojik tartışmasını da yapabiliriz. Mesela Çin'de bir sürü yani Çin'de mesela bakarsanız bir noktada her köyde ultrason cihazı varmış ve herkes tek çocuk politikası olduğu için bir dönem tek çocuk şansları var. O yüzden öncesinde bakıyorlar çocuğun cinsiyetine erkek mi yani erkek çocuk mu kız çocuk mu ona göre çocuğu aldırıp aldırmayacaklarına karar veriyor. Çin'de mesela bu böyle bazı toplumsal istenmeyen sonuçlar doğurmuş. Böyle şeyler var. Peki kanser terapisti olarak bakalım olaya. Kanser terapisinde ciddi miktarda yani kanser tedavisi, kanser tedavisinden bahsediyorum. Çok sayıda fizikçi çalışıyor. Her hastaneye gittiğinizde radyasyon onkolojisi diye bir bölüm olur. Orada medikal fizikçiler olur. Onların uzmanlık alanı, hocalarımızın uzmanlık alanı kanser tedavisini radyasyonla yapmak olur. Ona radyoterapi deniyor. Radyoterapide X ışınları kullanılır. X ışınların oluşturulması, kuantum fiziği, yani o detaylara şimdi girmiyorum ama kuantum fiziği başka bir şey anlatacağım, MR anlatırken. Lazerlere bakıyorsunuz. Mesela dermatologlar lazer kullanırlar. Mesela siğiliniz varmış, bir tane virüs bulaşmıştır ayağınıza. Çok yaygındır havuzlarda, yazları falan filan. Ayağınıza bulaşır böyle. Onu yok etmek için lazer tedavisi kullanırlar. Lazerler bildiğiniz kuantum fiziği yani. Katal lazerleri var bir sürü hastanede. Dermatolog hocaların odalarında görürsünüz. Güzellik uzmanlarında oluyor özellikle. O yüzden bu lazerlerin çalışma prensipleri biliyorsunuz çok güzel, keyifli. Kuantum fiziğindeki güzel konulardan bir tanesi. Güzel uygulayan, kuantum fiziğinin en güzel uygulamalarından bir tanesi. Peki, parçacık fiziği nasıl hayat kurtarıyor diye söyleyecektim. Parçacık yani mesela radyasyon göndermek diyorum ya kanser tümörleri kontrol altına almak için. X ışını değil de örneğin parçacık da gönderebilirsiniz. Proton gibi veya karbon gibi şeyler gönderebilirsiniz hastaya. Türkiye'de bu cihazlar henüz yok. Çünkü doktorların kendileri de tam emin değiller. Bunlar değer mi bu hastaları bu tedavilere sokmaya?
onlar tartışılan konular ama şunu fizikçiler olarak şunu biliyoruz. Kuantum mekaniksel hesaplar sonucu biliyoruz. Onu da size söyleyeyim. X ışınlarını bir insana gönderdiğinizde X ışınları enerjisini derine doğru giderken yolda bırakıyor. Ama proton veya karbon iyonu gönderirseniz, bunun güzel hesaplamaları var, analitik hesaplamaları artık çok uzun yıllardır biliyoruz. Tam tümörün olduğu yerde enerjisini bırakabiliyor. Elektrik yükü ve kütlesi olduğu için. Kinetik enerjisini elektriksel etkileşim sonucu orada bırakabiliyor. Ve bu da yan etkilerin azaltılması için çok önemli. Birçok fizikçi de bunlar üzerine çalışıyor. Örnek vereyim. Geri gidelim. Pardon, hemen düzelteceğim. Iskaladım. Şimdi dikkat edin. İlk başta X ışını gönderecek beyindeki bir tümöre doktorlar. Sonra proton. Bakın X ışını... It differs from conventional X-ray therapy mainly in that it hits the tumor very precisely and protects the surrounding tissue as much as possible. Çok ilginç. Can. Örneğin bu protonun nereye düştüğünü hesaplamak istiyorsun. Çünkü hastada doku da çok önemli. Bak X ışını arkaya sarkıyor değil mi? Arkaya geçiyor. Yan etkileri var. Tabii bunlar bir sürü insan için önemli değil. Ama çocuklar için önemli olabilir yani. Küçük bir çocuk için. Veya çok hassas bir organdaysa önemli olabilir yan etkiler. Tamam mı? Proton da arkaya bir yere bak tam hassas bir şekilde proton veya karbonu bir yere düşürebiliyorsun. Değil mi? Can bunda hemfikiriz seninle. Peki ama %100 tam nereye düştüğünü bilmiyorsun proton. Neden bilmiyorsun bana söyle. Tam olarak nereye düştürmek istersen Heisenberg'in belirsizlik ilkesi hocam. Tamam mı? Buradan kaynaklanan sorunlar var. Bunlar uzun vadede yani bu yani çok güzel. Yani kuantum fiziği hesapları yaptığında protonun nereye düştüğünü bilmek istiyorsun. Çünkü yan etkilerden kurtulmak istiyorsun. Ama tam olarak yani benim tamla 1 mikrometre ekürüsüyle istiyorum. Ya da 1 nanometre ekürüsüyle istiyorum. Bunlar zor problemler haline geliyor. Örneğin CERN'de de hızlandırıcılar var. Bakın bu proton hızlandırıcı, bu gördüğünüz hastanedeki bir hızlandırıcı. CERN'deki hızlandırıcının çok daha küçük bir versiyonu. Burada da protonları hızlandırıp hastaya böyle gönderebiliyorsunuz. Ve bunlar fizikçilerin çok sevdiği konular. Birçok hızlandırıcı fizikçisi bu gördüğünüz hızlandırıcıları küçüklerini yapmaya çalışıyor. Hastanelerde ucuza kullanılsın, birçok insan tedavi olsun daha kolay bir şekilde diye. Yani sol tarafta standart X ışını tedavisi, sağ tarafta proton. Dediğim gibi tümöre gönderdiğinizde proton veya karbon iyonları fotonların yani ışıktan farklı olarak tam o istediğiniz yere düşürebiliyorsunuz. Bunlar proton veya karbon iyonun kullanmanın faydaları. Türkiye'de ve dünyanın büyük çoğunluğunda X ışınları kullanıyor radyoterapi için. Bunu biz iyi biliyor, hocalarımız iyi biliyor. Bunun ayarlamasını yapıyorlar. Yan etkileri azaltacak, en azından düşürecek şekilde bunlar ayarlanabiliyor artık. Bilgisayarlar sayesinde de. Tamam mı? Ama benim kastettiğim az sayıda merkezde bugün 50 tane falan var bütün dünyada. Bu sağdaki gibi hızlandırıcıların küçük daha küçük yani söndeki hızlandırıcının daha küçük versiyonlarının olduğu hızlandırıcılar kullanarak protonlar gönderilebiliyor hastalara. Buna proton tedavisi deniyor. Yani bunlar Türkiye'de yok. Ben size Japonya'ya gittiğimde çalıştığım yerdeki proton hızlandırıcıyı göstereyim hızlıca. Bu o üstte, sol üstte hastanın yattığı yer. Burası Hokkaido Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin proton tedavi merkezi. Hastanın yattığı yer. Sol altta hızlandırıcının şimdi fotoğrafını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok küçük bir hızlandırıcı göreceksiniz. Bunu sinkrotron hızlandırıcısı diyoruz biz buna. Protonları hidrojen gazından üretiyorlar. Hidrojen gazı var böyle tüplerle. Protonları sonra döndürüyorlar bu gördüğünüz hızlandırıcı. Bu sinkrotron hızlandırıcı Hokkaido Üniversitesi'ndeki. Japonların Hitachi'yi bilirsiniz. Hitachi dünyada bu hızlandırıcıları yapan hastaneler için çok fazla şirket yok. 2 veya 3 tane var. Bu gördüğünüz cihaz herhalde 30-40 milyon dolardan aşağı değil. Belki 100 milyon dolardır. Çok emin değilim. Ama ana gaye can, fizikçilerin ana gayesi bu insanlar hızlandırıcı fizikçileri bunları küçültmek istiyoruz. Küçültüp proton hızlarını 50 mega EV'den yüksek
enerjilerde tutmak istiyoruz protonların enerjisini. 50 mega EV ile 300 mega EV arası olmaları gerekiyor. İnsan vücudunun içine girebilmeleri için. Tamam mı? Bu ciddi bir teknolojik challenge, yani zorluk. Ama günün birinde bunları hastanelerde göreceksiniz. Küçülecek bunlar. Ve her hastanede X ışınlarıyla beraber proton hızlandırıcılar ve karbon yanımı, proton tedavisi ve karbon yanımı tedavisi bana sorarsanız görülecek. Ne zaman? 50 yıl sonra mı, 100 yıl sonra? Evet, bunlar küçüldüğü zaman ve ucuz, daha ucuzladığı zaman olacak. Şu anda çok pahalı bir teknoloji. Peki. Şimdi kuantum fiziğiyle MR'la bir bağlantı yapıp sonra kapatacağım konuşmayı, biliyorum. Şimdi kuantum fiziği de, yani kuantum fiziği böyle ben hani geyik yapmak istemiyorum ama çift yarık deneyi çok güzel bazı şeyleri anlatıyor. Hemen onu size söyleyeyim. Bowling oynuyorsanız, bu gördüğünüz bowling attığınız yerde böyle bir iki tane içinde açıklık olan bir tane engel koyabilirsiniz. Topları atarsanız, arkada bir tane karton koyarsanız toplar gidip gelecekler kartonu. Topların nereden geçtiğine bakarsanız tam gönderdiğin yerin karşısında karton delip geçecek. Oraya düştükleri gözüküyor. Araya düşüyorlar mı? Hayır. Yukarıya düşüyorlar mı? Hayır. Sadece ve sadece klasik parçacıklar, klasik parçacıklar dediğimiz parçacıklar, onlar nereye düştükleri belli. Gönderdiğin yoldan biz bunların hesaplarını yapıyoruz. Örneğin basketbol topunu attığında nereye düşeceğini hesabını yapabilirim. Değil mi? Roket tasarlıyorum. Roketlerin nereye gidiyor? Uçak tasarlıyorum. Bunların hepsi klasik parçacıklar. Bunlar kuantum parçacıkları değiller. Aynı deneyi elektronlarla yaparsam, göndereyim elektronları. Elektronlar gitti, elektronlar gitti. Bakıyorum, gidiyorlar. Araya da düşüyorlar. Araya da düşüyorlar. Şimdi bunu açıklayamıyorum çünkü normalde bunlar klasik parçacık olsa araya hiçbir şeyin düşmemesi gerekiyor. Çünkü arada engel var. Nasıl oluyor da buraya düşüyorlar. Yani burası çok önemli. Buradan çıkaracağımız birinci sonuç, bunlar demek ki klasik parçacıklar gibi değiller. Başka bir özellikleri var. Peki ne tür bir özellikleri var? Biz fizik dersinde, kuantum mekaniği dersinde bunu öğreniyoruz. Schrödinger denklemi diye bir denklem sayesinde ilk girişimizi yapıyoruz konuya. Bu gördüğünüz desen bir girişim desenine benziyor. Bir şeye benziyor. Dalgaların kırılma ve girişim desenleri var. Onları andırıyor. Bakıyorum, yani görüyorsunuz, dalga gönderseydim eğer deliklerden geçerken, açıkta bu küçük açıklıklardan geçerken iki ayrı kaynak varmış gibi dalgayı gönderiyorsun. Sanki iki ayrı kaynak varmış gibi bu kaynaklar giderken debile girişime giren iki tane dalga var. Sonra karşıya düştüğünde görüyorsunuz bizim beklediğimiz görüntü çıkıyor. Ama burada küçük bir problem var. Elektronlar böyle bizim anladığımız anlamda su dalgası gibi değiller. Soru şu. Burada girişime giren ne? Şimdi gel, bunun cevabını vermiş. Kopenhag yorum dediğimiz hikaye bu. Schrödinger denkliği. Burada girişime giren dalga dediğimiz şeyler aslında elektronların dalgaları değil, bunlar olasılık dalgaları. Olasılık dalgaları birbirine girişime giren. Burada yayılan şey o bizim olasılık dalgaları. Yani biz burada aşağı yukarı şunu diyebiliyoruz sadece. Bu gördüğünüz pattern, bu gördüğünüz şey bana hangi elektronun nereye düşeceği olasılığını veriyor. Nerede olacağı olasılığını veriyor. Başka bir şey vermiyor. Tamam mı? Bu önemli bir bilgi. İnsanlar bunu, biz şimdi kuantum mekaniği neden önemli bu açıdan? Biz bu alıyoruz bu denklemi. Yani içindeki felsefi sorunları bir kenara bırakırsak eğer, acayip alet edevatlar yapmışız. Şimdi göstereceğim şeyi yapmışız yani. Koca MR makinesi yapmış fizikçiler. Tamam mı? Mühendislerle beraber. Bunların kuantum mekaniği, kuantum fizik uygulamaları günlük hayatımızda her yerde görüyoruz. Lazerler olağanüstü bir uygulama. MR makinesi olağanüstü bir, her yerde görüyoruz. Yani anlatamayacağım kadar çok uygulaması var. Bu denklemi değiştirebilirim. Bunu relativistik hale getirebilirim. Spin denen bir şey geliyor. Önemli değil. Şimdi onu şimdi anlatacağım ama. Örneğin bunun deneyini yapmış fizikçiler. Feynman'ın kitabında
Sayfa da yanılmıyorsam sayfa burada var mı bilmiyorum. Feynman'ın kitabında bakarsanız 140 bin elektronla bunu yaparsanız sağ alttaki ekran, gri ekrana bakın, pattern'ı görüyorsunuz. Değil mi? Böyle bir pattern var. Dalgalı bir pattern var. Biraz önce gösterdiğim gibi ben ancak olasılıklardan bahsedebiliyorum. O yüzden girişime giren şey de olasılık dalgası. Bunlar böyle tek başına o dalganın anlamı yok ama o dalganın karesinin bir anlamı var. Neyse, bunlar geçelim şimdi. Kuantum mekaniğinde, klasik fizikte olmayan birkaç özellik var. Hiç çoğundan bahsetmeyeceğim. MR makinesi ilgilendiren şeyden bahsedeceğim. Burada kuantum fiziği anlatma gibi bir gayeyle gelmediğim için bakın, spin denen bir hikaye var. O da şu. Eğer bir tane manyetik alan oluşturursam, bu manyetik alanı mıknatıslarla oluşturabilirim. Küçük mıknatıslar fırlatırsam bu manyetik alan içinden, klasik mıknatısları fırlatırsam, klasik mıknatıslar üzerlerine bir tork uygulanıyor. Ve görüyorsunuz dönüyorlar. Bir kuvvet var. Bu kuvvet yüzünden bu klasik mıknatıslar böyle şey, yani nasıl gönderdiğime göre görüyorsunuz böyle değil mi? Manyetik alanına, biçimine göre yayıp böyle bir düzenli bir şekilde ekrana yapışıyorlar. Aynı şeyi atomlarla yaparsanız böyle olmuyor. Ne oluyor? Manyetik alan ya yukarı, iki tane state'e bölünüyorlar. Ya yukarıda oluyor bazı atomlar ya bazıları aşağıda oluyor. Bunlar arasında enerji farkı var. Durduruyorum. Durduruyorum hemen. Aha da MR'da olan şeyin aynısı. Biraz sonra göstereceğim şimdi size. Can, solenoid dedim değil mi? Solenoid'in ne olduğunu gördünüz mü? Evet, evet hocam. Tamam. MR makinesi bir tane manyetik alan var dedim. Hemfikir miyiz? Hı hı. Tamam. Şimdi gördüğün gibi bak, buradaki manyetik alanı MR'da o bobinle oluşturacağım. Tamam mı? Bu gördüğün atomlar yerinde insan vücudundaki protonları kullanacağım. Onları atmıyorum ama. Ama büyük bir manyetik alanın içine sokacağım onları. O zaman ne olacaklar? İkiye ayrılacak spinlerine göre. Manyetik alan yönünde spinleri olanlar, manyetik alanın tersi yönde spinleri olanlar. Yani manyetik moment denemiz bir şey var. Hadi onlara da çok girmeyelim. Manyetik alan, manyetik moment diye bir şey var. Manyetik moment spinle alakalı bir şey. Yani devam edelim şimdi. O anlamda bu güzel. MR makinesinde da benzer bir şeyi görüyoruz. Protonları böyle align edebiliyoruz. Yani manyetik alan, dışsal manyetik alan yönünde ve dışsal manyetik alanın tersi yönünde bunların spinlerini ayırabileceğim. Tamam, şimdi devam edelim. Buna gerek yok. Tünellemeye hiç gerek yok. Tamam. Tünellemeye geçelim. Evet, manyetik rezonans görüntülemede klasik olarak, şimdi doktorlara bu konuyu anlatırken kuantum mekaniği dersi olmadığı için tıp fakültelerinde klasik olarak anlatılır. Ama oraya geçmeden önce şimdi ben size klasik olarak anlatıp sonra kuantum mekaniği işin içinde nerede diye söyleyeyim. MR makinesi o kadar önemli ki MRI görüntülemede 3 tane Nobel ödülü gelmiş. 1952'de Nobel Fizik, Bloch ve Purcell'e, Purcell'in meşhur bir kitabı vardır, bilmiyorum, bilirsiniz. 1991'de bir kimyacı alıyor kimya Nobel'i ve 2003'te bir fizikçi, bir kimyacı anılmıyorsam tıpta Nobel oluyor. 3 tane Nobel ödülü gelmiş. Ciddi bir mesele. Yani olağanüstü bir teknoloji bana sorarsanız. Kuantum mekaniğinin gerçek hayatta kaç kişinin hayatını kurtardığını inanamazsın. O kadar çok insan hayatı kurtuluyor ki MR sayesinde. Yani kuantum mekaniği sayesinde. Ha, bunları geçelim. Böyle bir cihaz. Böyle koca koca elektronik devreler var. Önemli olan nokta şu. Hastaya, hastanın içindeki su moleküllerinden dolayı protonlar var. Bu protonların bir hareketi var. Şimdi ona bakalım. Protonları ben klasik olarak anlatayım şimdi. Sol tarafta klasik bir mıknatıs. Manyetik alanı böyle gözüküyor. Bu tam doğru değil. İçinden de geçiyor manyetik alan çizgileri ama önemli değil. Sağ tarafta da bir bobinin manyetik alanı. İçinden akım geçen bir bobin. Bunlar birbirine benziyorlar görüyorsunuz. Biz buna yani daha sonra göreceksiniz. Fizik dersinde görüyorsunuz. İçinden akım geçen bir çembersel bir döngünün de manyetik alanı buna benzeyecek. Bunun manyetik momentu var.
Ve bunu bir manyetik alanın içine koyduğumuzda üzerine tork uygulanıyor falan filan. Bu geyikleri bir kenara bırakalım. Dünyada bir manyetik alanı var. Bu manyetik alan hatta bizi mıknatıs gibi uzaydan gelen tehlikeli parçacıklardan koruyor. O yüzden kuzey ışıkları var. Değil mi? Şemsiye gibi koruyor bizi. Örneğin Mars'ın manyetik alanı zayıf olduğu için atmosferi süpürmüş güneşten gelen güçlü enerjik, yani yüksek enerjili parçacıklar ve radyasyon yüzünden. Bunları geçelim. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Klasik olarak anlamak istiyorsak ne olup bittiniz? Kuantuma sonra geçelim. Vücudunuzdaki protonlar gezegenler gibi dönüyorlar. Kendi eksenleri falan. Spin dediğimiz şey bu. Tamam mı? Gerçekte biz bunu, Paul Dirac bunu göstermiş aslında. Spin denen şeyin var olduğunu ama biz bir protonu böyle dönen bir gezegen olarak modellersek ışık hızının üzerinde dönmesi gerekiyor. O yüzden bunlar klasik parçacıklar veya protonları dönen gezegenlere benzetemiyoruz. Çünkü yanlış olur. Spin denen şeyi anlamamız için kuantum mekaniksel bir etki olduğunu, kütle gibi temel bir özellik olduğunu anlamamız gerekiyor. Kuantum yük gibi, kütle gibi temel bir özellik. Ama dediğim gibi kuantum mekaniği öğrenmemiş, bilmeyen insanlara bunları anlatırken böyle anlatmak okey. Sonuçta makine nasıl çalıştığını çok detaylı bilmeye gerek olmuyor. Tamam. Örneğin şimdi buna bakalım. Bu çok önemli. Bu da Inception filminden. Herkes bir bakarsa 15 dakikayı bitiriyorum canım, tamam mı? Kusura bakma uzattığım için. Devam ediyorum. Canım. Can bak, izledin mi Inception'ı? Evet. Tamam bak, bu rüyada olup olmadığını anlamak için biliyorsun atıyorlar topaçı. Rüyadaysan ne oluyor, rüyada değilsen ne oluyor? Bilen var mı? Evet, düşerse sanırım rüyada değil, düşmezse rüyada. Bravo, ben de öyle düşünüyorum. Devinim yaparsa böyle, bak bir eksen etrafında böyle devinim yapıyor. Neden? Dönüyor böyle. Neden dönüyor? Çünkü yer çekimi var. Yer çekimi bir tork uyguluyor diyoruz biz. Değil mi? Yer çekimi yüzünden bunlar bir devinim hareketi yapıyorlar eksen etrafında. Böyle dönüyor. Bakın aynen böyle. Peki Can, o zaman sana şunu sorayım. Vücudundaki protonlar da böyle bir devinim yapıyorlar mı? Yer çekimi evet, unutma. Evet. Yapıyorlar. Peki oradaki devinimin sebebi buradaki yer çekimin aksine ne olabilir? Kendi içsel yapısı. Manyetik alan hocam, dışsal manyetik alan. Tamam mı? O da sizi, dünyanın manyetik alanı zayıf ama sizi bir MR makinesinin içine koyduğumuzda sizin vücudunuzdaki protonlar böyle devinim yapmaya başlıyorlar. Bunu da yer çekimi sebebi, orada protonların devinimin sebebi MR'ın içindeki büyük mıknatısı oluşturduğu manyetik alan. Tamam mı? O yüzden protonlar dönüyor. Şimdi ben bu devinimi arttırabilirim, manyakça arttırabilirim, yatırabilirim hatta bunları, böyle yana doğru yatarlar. Buna rezonans deniyor. Rezonans hikayesi buradan geliyor. Uygun radyo dalgaları, uygun frekansla radyo dalgaları gönderirsem, bu protonları deminki gibi düşürme demeyeyim ama yana yatırabilirim, böyle değişik bir şekilde döndürebilirim. Bunu yaparsam, yani uygun rezonansta yaparsan, bu rezonansla radyo dalgalarına denk bir hesabını yaptığımız zaman o zaman görüntüleme yapabiliyorum. Şimdi örnek vermek istersen, bu dediğim gibi dönen bir protonun manyetik dipole, manyetik dipole denen bir şey oluyor. Yani ve manyetik momenti oluyor. Bunu biz öğreniyoruz derslerde ama bu açıklama, klasik açıklama yanlış. Aslında bunun açıklaması, kuantum mekaniksel açıklaması şu. Biraz önce gösterdiğim gibi bir manyetik alan var. Bu arkadaşlar ikiye bölünüyorlar. Büyük bir MR'ın içindeki manyetik alanı içine koyduğumuzda sizin vücudunuzdaki protonlar manyetik alan yönünde veya manyetik alanın tersi yönünde dönecek şekilde iki enerji seviyesine ayrılıyorlar. Ve bu enerji seviyesi arasında bir enerji farkı var. Bu enerji farkına da bakarsam aslında radyo dalgalarına denk geliyor. O yüzden bunları ben zıplatabiliyorum birbirleri arasında. Zıplattıkça, sinyali kestikçe de, yani bu zıplatmayı bırakırsam eski hallerine dönmek isteyecekleri için görüntüleme yapabiliyorum. Şimdi bunu dediğim bir şey ifade etmedi değil mi? Şimdi ben size ifade edecek şeyi göstermek istiyorum. Hazır mıyız? En sevdiğim şey.
Ana. O da bu. Aha da siz. Can, bu sen ol. Tamam mı? Tamam, şimdi senin beyninde görüyorsun protonlar var. Protonların spinleri var. Görüyorsun değil mi? Bunda bir hemfikiriz seninle. Tamam, şimdi bunlar, ben manyetik alan vereyim. Bak, manyetik alanı arttırayım. Bak, şu anda arttırıyorum. 3 testeye çıkardım. Hastanelerdeki 3 testedir. 3 testeye çıkardım. Ne oldu? Bazı kırmızılar yukarı, bazı kırmızılar aşağıya doğru. Hemfikir miyiz? Manyetik alanın yönü ne tarafa doğru? Yukarıya doğru. Bobini öyle ayarlamışsın her şeyi. Bir sürü bobinler var orada. Bir sürü farklı manyetik alan kaynakları var. Bıtıslar var yani. Bak, kimi protonların manyetik momenttir. Yani spinle alakalı o. Yukarıya doğru. Kimisi aşağıya doğru. Arada bir şeyler var mı? Can, görüyor musun? 45 dereceli, 50 derece, 30 derece spinler görüyor musun? Yok, hepsi aşağıda kalıyor. Görmüyorsun. Değil mi? Klasik olsaydı bunlar görecektin hocam. Ama şu anda görmüyorsun. Değil mi? Peki şimdi tümör koyayım. Aha da tümör koydum. Tümörde ne var Can? Daha çok su var. Daha çok proton var. Proton yoğunluğu arttı. Tamam mı? Şimdi ben görüntüleme yapmak için ne yapmam lazım? Şu field'ı birazcık şöyle gradient field diye bir şey var. O gradient field'lar da önemli. Çünkü sinyalin nereden geldiğini bilmeme yardımcı oluyor. Şimdi ben radyo dalgası göndereceğim. Bu radyo dalgaları sayesinde protonları dönerken rezonansa sokuyorum. Bunlar devinim yapıyorlar aslında. Şu anda görmüyorsun ama böyle devinim hareketini daha şiddetli şekilde, daha şey yapacaklar. Daha büyük açıyla yapacaklar. Anlatabiliyor muyum? Tamam, şimdi yapalım. Gönderiyorum. Dalga olarak mı göndereyim fotonları yoksa parçacık olarak mı göndereyim? Can, söyle hangisini istersin? Radyasyon, elektromanyetik dalga gönderiyorum. Bakın fotonlu olarak bakayım. Işığa parçacık olarak bakayım. Tamam, arada bir ne oluyor Can? Frekans, bakın megahertzlerde yani radyo dalgaları gönderiyor. Bunlar tehlikeli değil. Yanınızda radyasyon yok hiçbir şekilde. Ama sen işte manyetik o sesi duyuyorsun o sırada hastanede. Bam 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 sesleri geliyor. Tamam mı? Gönderiyorum. Ne olacak? Bak bazı spinlerin yerleri değişti yani. Bakalım bunları gönderdim, gönderdim. Tamam. Şimdi burada gönderdikçe ne olacak? Radyo dalgaları gönderdim. Biraz sonra ne yapacağım? Bunları döndürüyorum böyle daha büyük devinim yapmalarını sağlıyorum. Sonra bu sinyali kestiğimde keseceğim biraz sonra. Senin protonların geri dönüyorlar. İlk baştaki hallerine. Nasıl dönüyorlarsa o hale dönmeyecek. O sırada dışarıya sinyal gönderiyorlar. O da radyo dalgaları. O radyo dalgaları okuyan antenler sayesinde MR görüntüleri oluşturuyor. Peki. O zaman devam edeyim. Son birkaç şeyi gösterip bırakayım. Klasik olarak anlamak isterseniz meseleye dönen top olarak bakacaksınız. Dönen top var. Bunların yükleri var. Yüklü oldukları için döndüklerinde manyetik momentları var. O yüzden manyetik momentlerini bunların ben yönlerini değiştirebiliyorum bir miktar. Rezonansa sokup radyo dalgalarıyla. Sonra da sinyal okuyabiliyorum. Radyo dalgaları göndermeyi bıraktı. Eski hallerine dönüyorlar şimdi. Çünkü diye düşünebilirsiniz. Veya asıl açıklaması olan kuantum mekaniğine baktığınızda spin up, spin down yani manyetik alan yönünde ve manyetik alanın ters yönünde ayrılıyorlar spinler. Şimdi normalde manyetik alan olmadığında yani MR makinesi içinde olmadığınızda sizin manyetik özellikleriniz yok. MR açısından baktığımda bu gördüğünüz spinler tamamen rastgele yönlerde yayılmış durumda yani protonlar. O yüzden vektörel toplam sıfır veriyor. Ama manyetik alan içine koyduğumuzda ne dedim? Paralel veya antiparalel olarak ikiye bölünüyor. Nasıl bir enerji farkı var? Ve bu sayede görüntüleme yapmaya başlayabiliyorum diyorum. Peki işte iyonize olmayan radyasyon var. Neden? Çünkü bu devinime baktık ya biraz önce. Devinim yapıyorlar ya dedim ya biraz da precession yapıyorlar değil mi Can? Bu precession frekansına baktarsak buna biz Larmor frekansı diyoruz. Bu frekans radyo dalgalarına denk geliyor.
bu radyo dalgalarına denk geldiği için ve ben bunu rezonansa sokup bunu değiştirmek istiyorum ya görünteme yapmak için. İyonize radyasyon yok MR'da. X ışını yok, gamma ışını yok. Sadece radyo dalgaları var. Radyo dalgaları da size bir zararı yok. Tek düşünebileceğiniz mesele yüksek manyetik alan. O yüzden de içeriği metal bir şeyle girmemeniz gerekiyor. Larmor frekans dediğim şey de bu. Peki dediğim gibi yani böyle dönüyorlar. Bakın bu precession'ı arttırabiliyorum. Radyo dalgaları göndererek değiştiğini biliyorum. Bu gördüğünüz ortadaki okta kısal yani mıknatısın MR'ın manyetik alanı. Peki gördüğümüz gibi bitirmeden önce tekrar göstereyim bunu. Acayip bir şey bu gerçekten. İnsan vücudunda bir sürü proton var. Bunların spinleri var. Ve bu spinleri biz manipüle edebiliyoruz. Büyük manyetik alanlar kullanarak ve hastanelerde bu manipülasyon sayesinde hastaların içini kesmeden, biçmeden, hiçbir zarar vermeden görebiliyor doktorlar. Bence bu muhteşem bir kuantum mekaniği uygulaması. O yüzden çok sayıda insanın hayatı kurtuluyor bu teknoloji sayesinde. Burada başka bir şey var mı? Evet, burada başka bir şey yok. Bu güzel bir uygulama. Bu uygulamayı ilk kuran insan da aslında çok ilginç Stanford'dan bir fizikçi. Kendisi aynı zamanda Nobel Fizik Ödülü sahibi Bose-Einstein Condensation'dan. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Ben biz teşekkür ederiz. Özlem merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Eğer sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hocam ben bir şey sorabilirim başlayarak. Az önce gösterdiğiniz o görüntüde yani biz yani uygulama vardı ya beyin içindeki. Evet. Orada yani bir dalga gönderiyoruz ve parçacıkların spin state'leri değişiyor ve daha sonra yani o değişim sırasında gelen sinyalden mi biz anlıyoruz yoksa? Şöyle düşün. Burada bir hemfikiriz değil mi? Bu konuda hemfikiriz. Görüntü kafana kazındı. Bir problem yok. Evet. Şimdi şöyle göstereyim ben sana. Şimdi bunu açık, bu klasik olarak anlattığımda klasik olarak anlatmayayım. Sen kuantum mekaniği dersi aldı. Biraz önce anlattım zaten bir şey yok. Tamam mı? Şöyle göstereyim tekrar. Geri gidelim. Okey. Şunu hatırladın değil mi? Şunu hatırladın. Böyle yapıyor. Antiparalel paralel. Bu neye paralel, neye antiparalel? Dışsal manyetik alana paralel. Tamam. Yukarıdaki antiparalellerin enerjisi daha yüksek, aşağıdakiler daha düşük. Ground state'ler. Yani fikir miyiz bundan? Hı-hı. Den sinyali kestiğin zaman bak şimdi devinim şeklinde anlatmıyorum. Devinim şekilde anlatacağım, klasik fizikle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kuantum mekaniksel anlatıyor. Tamam mı? Bunları excite ettim ben. Sinyali kestiğimde geri düşecekler ground state'e. Doğru mu? Evet. O zaman dışarıya radyo dalgası gönderiyorlar. Onu antenle okuyoruz. Anladım. Tamam mı? Peki klasik olarak ne derse? Aha da klasik olarak da o zaman bu. Klasik olarak bakarsan bunlar böyle devinim yapıyor ya. Bu devinim açısını değiştirebiliyorum rezonansa sokup. Ama sinyali kesersem bunlar tekrar eski açıya dönüyorlar. Eski açıya dönmeye devam ediyorlar. O zaman da sinyal bırakıyorlar dışarıya. Anlaştık mı? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet, evet hocam anladım. Okey. Evet, peki o zaman chatte sorular var. Ben hemen hızlıca arkadaşlar sağ olun geldiniz. Evet, evet. Barkın ben teşekkür ederim. Ya çok sağ ol. Sen her zaman takip ediyorsun. Çok teşekkür ederim geldiğin için yine. Nazlı, ben hemen sana linkini göndereyim. Bu muhteşem bir uygulama. Zaten fen öğretmenler buradan çok yani ücretsiz olduğu için kullanıyorlar. Türkçesi de var bunun. Yani şöyle göstereyim ben sana. Çok özür dilerim. Şöyle gidelim bir dakika. Rica ederim. Bu çeşidi hepinize göndereceğim. Bir bakalım hemen.
Becerebilirsem şöyle. Şimdi buraya girersek tamam. Tamam. Bunu zaten herkes biliyor. iPad uygulaması var. iPad'de ve telefonda MRI yok maalesef. Yani bir şekilde yok. Bakın buradan fiziğe girebilirsiniz. Burada yani bayağı eğlenceli şeyler var. Bunlar genelde öğretmenlerin, hocaların bildiği şeyler. Ama benim ilginç bulduğum şey bu işi başlatan, yani bu projenin ilk başlatan kişi Nobel Fizik Ödülü almış bir hoca Stanford'da. Gönüllülük şeyine yürüyor ama burada MRI diye ararsanız çıkar. Ben onu şehir etmedim size değil mi? Ay, pardon, özür dilerim. Tamam, şöyle gidelim. Evet. Buraya şöyle giderseniz hemen gösteriyorum. Var. Tamam. Buradan Simulations'a girebilirsin. All Simulations'a girdiğin zaman buradan yukarıdan yani dili de değiştirebiliyorsun. Türkçe istiyorsan Türkçe'ye çevirebiliyorsun. Bunu en azından ben şu anda bilmiyorum nerede oldu ama Türkçe'ye çevirmiş gönüllüler. MRI dersen gördün mü? Simplified MRI çıktı. Tamam. Bu kadar gösterecektim. Burada biraz bunları da anlatıyor. Peki. Tamam, bunu kapatayım. Gerek yok. Tamam, dinliyorum sizi. Başka bir soru var mı? Tamam, başka bir soru yoksa teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir de kapatmadan önce bir toplu fotoğraf da alabilirsiniz. Tabii ki, tabii ki. Her herkes zaman. Kamerasını açar. Ben teşekkür ediyorum Burçak Hanım. Sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Herkese teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Tamamdır, görüntüyü de aldım. Teşekkürler tekrardan. O zaman görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.